Ben geçelim, sonra insanlara karşı oynamaya başlayalım. Bu bir manaya birebir ilk yaratığımız üzerinde tek bir kere mahsus artı 2 artı 2 arkadaşlar. Hiç fena değil. 3'e 3'e çıkıyor. Bu bir mana 2'ye 1 3 kartı gömüyor destemizden. En alttan şampiyon olmayan kartları. Şampiyonlarımızı gömüyor. O konuda endişelenmeye gerek yok. Bir yaratığımız üzerinde bir kart çekiyoruz. 2 manaya rakip destemizden bir kart çekiyoruz. Vurduysak rakibin adım destemizden 2 kart çekiyoruz. Ve arkadaşlar bakın bu yani ben bunu kart incelemesi videosunda söyledim. Dün bakarken söyledim. Bu ciddi bir olay. Çünkü adamın destini kilit bir kart çekebilirsiniz. Adamın şampiyonu falan çekebilirsiniz. Bayağı sinir edebilir yani. Çünkü adamın yani şöyle Hearthstone'da bunu yaptığınız zaman Thought Seize biliyorsunuz alıyorsunuz. Adam kopyasını alıyorsunuz. Yani adamda kalıyor kart. Burada kartın kopyası mobyası kalmıyor. Gidiyor komple. Sonra arkadaşlar işte bu var. 2 mana 1'e 4 öldüğü zaman 2 kartımız daha denize atıyoruz. Kendimizi 2 iyileştiriyor. 3 kart denize atıyoruz. Bütün yaratıklarımızı 3 iyileştiriyoruz. Bu zaten demin gördüğünüz hero. Level atlaması inanılmaz zor fakat çok güçlü. Gel git. İşte birimiz stunlıyor. Fakat Nautilus'umuz varsa önümüzde adamın destine karıştırıyor yaratığı. Recycle. 2 kart denize atıyoruz. 2 kart çekiyoruz. Bunlar işte derin yaratıklarımız. Nautilus, hero'muz. Evet. Bunlar da hayvanlarımız. Bunlar kim olduğunu söyleyebilir mi? Ya burada not koyabiliyor muyum ben? Not, 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 not. Not koyamıyorum değil mi? Ben çok bilmiyorum bunu kullanmasını da. Espada, espada zaten. Hypox ile Puyong. Lord Hessein yerini alır mı? Yani şimdi bu 35 kartımızı 15 karta çekmeye çalışıyoruz. Bu en iyi kart. Net bir şekilde bence başlangıçta. Çünkü hemen 3 kart gömüyor. Nelerin gömdüğünü de görüyoruz. 32 kart kaldı bile gördüğünüz gibi. Vallahi biraz kanaldı adam ama sonra geberte verdik. Oh no. 31 kart kaldı. Oh no. Go. 30 kart kaldı. Değil mi? Uf. Elusive agro. Agro. 26 kart kaldık. Bu kabuk canavarı bayağı iyi aslında. Kabuk canavarı. Allah'ım. Blokleyemiyorum. Adamın yaratıkları sıyrılgan çünkü arkadaşlar. Şu bir efekt var ya. O blok yapamazsın demek. Blok. Sağ ol. Diyor ki o kadar dur ezme. Şansımız var hala. Bunu saklayabilirdim aslında. Şimdi adamı vurduğum için yağma şarjı adamın destinden ilk kart çekebilirim. Evet, tokatlanabiliriz de ama. Bu Freljord Ionia Elusive güçlü baya. Çalışmadı Allah'tan. Çubuktan. Bu iyi. Blokleyebiliyor muyum arkadaşlar adamı bununla? Suratımın şekli öyle. Fena değil, fena değil. Şimdi burada elüzyon olmayan bir tek şu var. Bunu mu insek? Bunu insem.
Okey. Gel. Gel. Onu öldüreceğiz. Bakalım ona kart çalmamız iyi oldu bayağı. Bir dakika durursan ek blok yapacağız birader. Baba blok yapayım mı? Blok. Blok anasını satayım. Blok. Oh. Adamdan kart çalmak çok şey yaradı. Şanslıyız yalnız. Biraz bu adam normalde bizi yener bence. Kisnını vardır herhalde Mücahit. Ama eklesen. Problem değil. Yani adamdan çaldığım kartlarla kendimi kurtarıyorum şu an arkadaşlar. Şimdi şöyle. Turu ben alınca her açtığım yaratık 2'ye 1 bir tane challenger koyacağı için masaya. Tamam mükemmel. Tamam trade abi ben razıyım. Kafamdan 3 damage kurtardım arkadaşlar. Vur babam vur. Şimdi tur gelince çünkü açtığım yaratık arkadaşlar bana şey verecek. Biraz yarışmaya başlayacağız biz. Dur bakayım. Biraz life alsam aslında olacak bu iş. Kaç kart bu deste? 24. 9 kart var daha demle. Peki. Şimdi açtığım ilk yaratık arkadaşlar bana challenge verecek. Ben bunu tutu vereceğim karşıma. O çok önemli. Oh no. Peki. Bu 2'ye 2'ye mi nerflenmiş? Aaa. 3'e 2'ydi bu. Peki alalım. İyi iyi. Elizivlerin nerflesinler. Deniz canavarı. Canavar. Evet. Önemli değil. O önemli değil de. Esin önemli olan bu 2'ye 1 abisi. Bu önemli arkadaşlar. Tutuyor yakalıyor elemanı. Yalnız şimdi kimi yakalayacağız? Kimi yakalayacağız? 2'ye 1 mi 2'ye 2 mi? Herhalde 2'ye 1 yakalayacağım. Çünkü 2'ye 1 her atak açtığı, yer açtığı zaman artı 1 atak alıyor. Of of of. Of 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 of. Ne yapsak anasını satayım. 4 4'ünü saldıracağız. 2'ye 1. Bunu mu tutsun? Bunu tutsun. Bunlar saldıramıyor galiba. Pap 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 bi. Yerine 21 kart var. Ay 6 kart var. Yani yarışsam adamı rahatsız edebilir miyim? Saldırıyorum baba. Öldürsün. Okey. Bizim arkadaşlar yaşam veren bir kartımız var. O hiç gelmedi. Şimdi bu yaşam veriyor ama yaratıklara veriyor. Bana vermiyor. Of abi onu kurtarması bitirdi ya. Peki. Biz herhalde gittik arkadaşlar. Yani adamın şu an burada zaten önünde bir sürü elüziv yaratığı var. Okey. Destemiz 5 kart. Bu 4 kart sağlayacak. Bu 2 kart sağlayacak. Derini yapabiliyoruz aslında şu an. Peki. Kabul. Kabul. Yani arkadaşlar adamın elinde artı 3 artı 3 yaratık var. Onu oynamadan saldırması biraz değişik. Neutral kart yok hayır. Neutral kart yok. Bir bakalım mı? Bir zararı olmaz herhalde bakmanın. Bu ya öküz gibi deniz canavarı çektik arkadaşlar. Perişan olduk ya. Vur peki abi yapacağız bir şey. Bir şey yok yapabileceğimiz yani. Ama çok iyi yapmadı sanki. Hayır şu öldüren gelse öldüren düdük hangisi? Bu değil. Bu da değil. Ha bu bu. Öldüren düdük gelmiş aslında. Peki. Tamam derin olduk galiba artık biz. Tamamdır. Geç de olsa. Şimdi arkadaşlar bizim hatamız bayağı sıkacak ama. Yani adam onu zaten. Ama o da beni gelecektir öldürüyor işte. Şimdi şu Eligious'lı kartı oynayacak. Sadakatli kartı oynayacak. Tuhaf oynuyor ama. Getir abi. Bir tane yaratık getirebilirdin abi yanlış oynadı. Şunu da blok yapsan demin iyi fazla getirecektin. Kötü oynuyorlar. Okey okey.
Bu kaç? Bu zaten bir işe yarayacak. Bir dakika şimdi. Şimdi arkadaşlar adamın öldüren bu değil mi? Altı mamuk olan bu öldüren. Bir dakika bu nasıl? Aa bir dakika. Ha burada lethal var. Bu öldürüyor. Bir şey çıkarmazsa öldürüyor mu adamı? Ağla abi. Şimdi arkadaşlar şu an önümdeki 23 atak yaratık adam tarafından bloklanabilir değil. 23 atak. Hiçbirini bloklayamıyor bunların. Çünkü saldırırken bu eksi 2 atak verecek hepsine. 2 atağın altının tutması yasak. E adamın önündeki en yüksek atak 4. O zaten 2 atağa inecek. Diğerlerinin hepsi 0 atağa inecek. E öldü hepsi. Al. 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 Sen de şöyle tuttuğumu zaten tamamsın. Blok yapmak ister misin? Şimdi blok yapmasının tek yolu artı atak veren bir kartla blok yapmak. O da öldürüyor bu arada yine. Vay. Vay. Biliyorum güzelim biliyorum. Biliyorum Canikom. Sağ ol. Deste bir değişik değil mi arkadaşlar? Böyle tırmalıyor tırmalıyor. İşte iki adamı yenmeyi başardık. Bir adamı denemedik. Bu adam da bizim gibi meme bakın mesela. Bu adam ağır bir deste oynuyor. Ya buna karşı şansımız var bence evet. Ama yani o elüzivler pat küt geldiği zaman. Biliyorum kartları oyundaki sağ ol. Çeko. Yine başladı da dandik şey. Oha! Allah razı olsun. Bu adam biraz da kötü galiba. Arkadaşlar 2'ye 2 sıyrılgan yaratığı. Nasıl? Ha pardon pardon benim salaklığım. Bariyer varmış değil mi üzerinde? Ben de ne oluyor diyorum. Keşke o zaman kurban etseydim. Üzerinde efektini göremedim yalnız. Yine çok kötü bir kart ama. Peki. Ekibi öyle bir şey mi yapmaya çalışacak? Okey okey. Okay. Onu biz yine alırız ama aşağı. Bir tane olduğu zaman yine idare edebiliriz diye düşünüyorum. Kurban edelim iyiymiş ama tabii. Üzerindeki elüziv efektinden bariyer efektini göremedim. Blok. Blok. Yok. Bakarız. Belki başka deste görürüz. Peki. Ona cevaben yok. Ah. Peki ama buna niye kırılganlık veriyorsun ki? Onu anlamadım. Buna niye kırılganlık veriyor ki arkadaşlar? Kırılganlık demek zorla blok yaptırtabiliyorsunuz demek. Ha, peki. Ha, anladım. 3'e 2'yi de masaya koymuş oldu. Peki. Bayağı bir şeyler yapmış oldu adam. Çekelim ilk kart herhalde. İki life'ın boşa gitti o kötü. Tamam. Tamam. Destemiz kaç kart? 25. Biraz daha var. Al bakalım. Destemiz kaldı 23 kart. Şu elüziv abiyi bir karşımıza alalım. Tamam bir daha verdi. Okey. Teşekkür ederim saldırabildiğim için. Müteşekkirim bu iyiliğinden dolayı. Ha bariyer. Bunu bloklayacak. Saldırmazsam hiç bloklamayacak. Anladım. Peki. Saldırmayayım bari.
Madem. Bunu öldürebilsek güzel olacak. Yine öldüremedik. Peki. Abi bu ne güzel random. Arkadaşlar bu arada hata almasın. Bu yaratık adama random bir malık yaratık olarak geldi. Neyse şimdi tur gelince azalacak da. Peki. Teste kaç kart? 22. 21 kaldı. 21. 21, 21, 21, 21. Peki. Bu böyle spell destesi arkadaşlar. Hoş bir deste. Bizimki gibi böyle yavaş bir deste. Pek iyi değil. Maokai'yi öldürmek yoktu, hayır. Ömer. Adam vurul kırılganı verdiği sırada ben Maokai'yi oynamamıştım daha. Adam kırılganı oynadı, ben sonra Maokai'yi oynadım. Şimdi bu tur bizim için çok kötü arkadaşlar açıkçası. Oynanacak tek bir yaratığım yok. Riot Games. 50 daha. Wow. Bunu öldürelim biz. Altı. Ya arkadaşlar bu şey çok acı ya. Teşekkür ederiz. Böyle öldüreceğiz herhalde. Yapacak bir şey yok. Bir dakika. 21, 18 yetmez. Peki. Böyle bırakmayalım. Bu kart anlık mı? Maokai'yi iyileştirelim biz. Anlıktı mı bu? Okey. Destek kaç kart kalmış oldu? 19. Böyle yaparsam derin olacağız. Doğru mu? Vallahi bu yayıncılar bugün iyi kazandı. Evet, yalan yok. Abi bu turn yaratık olmaması çok ezdi bizi ya. Atalım o zaman bunu da. Derin olduk arkadaşlar. Derin olduk. Sonunda olduk dedi. İşte burada bir manalık bir yere çeksem çok iyi olacaktı. Çünkü bir tane daha şey çıkacak. Gerçi işe yaramıyor değil mi? Bakalım. Şimdi adamın bir tane hero'su var arkadaşlar. Adam da böyle bir şey yaptı. Adamın şeyi up oldu mu? Level'ladı mı? Level'ladı değil mi? Adamın hero'su level'ladı. Şu level'ladı Lee Sin. Atladı bile, anladım. Bu ne yapıyor? Buna daha var. Peki anladım. Tur alacağız herhalde biz. Şimdi bizde arkadaşlar Nautilus var. Değil mi? Çalışıyor. Alalım. Yani bu gelecek tur kolay gelsin diyor değil mi arkadaşlar adamı özetlersek. Şunu tutalım ya. Ne yapılıyor? Elle veriyorsun. Çok güzel vakit yaptın. Peki. Elle verildi. Şimdi arkadaşlar tekrar ele verirse bayağı yıpratıcı olacak tabi. Ama bizde de şey var. Adamın yaratığını oyundan atan kart var. O iyi. Bu Lee Sin kaça kaç yalnız? 4'e 7. Lee Sin'i atamıyor aslında oyundan. Peki. Kaç abi bu? 18. Yani ezilik biraz. Mana bedelleri Nautilus level atlayınca ucuzlatıyor. Vallahi kaç o ele verme hareketini bir iki kere daha yaparsa bittik herhalde. Life'da 12 şu an. Çok güzel. O ne yazık ki benim şey yapmama izin vermiyor. Kart anlık olduğu için arkadaşlar benim şey yapmama izin vermiyor.
Peki. En güçlü rakibe bir kez hamlesin, onu serserletirsin. Peki, kabul ediyoruz onu. Değil mi? Kabul edeceğiz. Tamam. Şimdi burada en büyük problemimiz arkadaşlar şu bizim. Nautilus'un ucuzatmasıyla tek bir kart oynayamıyor olmak. O inanılmaz problem yani. Bir kart oynayamıyorum. 4 manalık ucuzatıyor arkadaşlar. Elimde 5 manalık ve 4 manalık Sea Monster'lar yok. Olsa çok iyi olacak. Şimdi sadece birini oynayabileceğim. Okey, bu kart bariyerli mi? Peki. Desideratus Bellum. Okey. Ve şimdi arkadaşlar bunu ele veremiyor. Değil mi? Okey. Abi ele veremiyorsun ama onu. Peki, bir tane daha geldi. Ha, böyle damage geçirecek bize. Peki. Peki. Şimdi kimi öldüreceğiz? En çok vuranları tabii ki, değil mi? Böyle mi yapacağız? Değil mi? Böyle. Bayağı da ölmeye yakınız aslında. Bunu kurban edebilirdim. Edebilirim değil mi? Hadi bakalım. Abi zahmet oldu be. Geldin sonunda, anasını satayım. Sıfır mana bu. Sıfır mana, şunu açalım. Riot Games 120 sub hediye ile. Kanalda 3. sırada, o aşamada da iyiyiz ha. Sersemletiyorsun. Peki sersemlet, ne yapalım? Ne yapalım abi, adam olmuyor yani. Peki. Şimdi burada bizde Lethal çıkabilir yalnız arkadaşlar. Yok, çıkabilir değil. Bayağı Lethal çıkıyor şu an. Bunu da sersemletmezse Lethal çıkacak. Bu arada yanlış yaratı oynadım herhalde önce ben. Evet. Bunu sona bıraksam daha iyiydi. Şimdi bunu da sersemletirse, çünkü Lethal yok. Yani şu an arkadaşlar adam tek bir yaratığı blok yapamıyor çünkü. Bununla saldırırsak eğer. Zamaxo, senin Twitch Prime'ın var be güzelim. Onu kullanıver. Bir dakika, adam pas mı geçti? Peki. Yani arkadaşlar saldırmama izin verirse gitti mi adam? Peki. Bir şey yapmıyor değil mi adam? Bu gitsin abisi. Bu kart komple, bu eskiden yoktu arkadaşlar, haberiniz olsun. Şu an var artık. Ha. Oğlum buraya o kadar geliyorsan burada kullan. Başka kanalı kullanma. Yani başka kanalı bizden fazla gidiyorsan okey. Ama başka kanalı bizden fazla gitmiyorsan bize gel. Diye düşünüyorum ben. Saldırayım mı abi? Ne vereyim abime? Ne vereyim abime? Buyur. Blok yapamıyor adam şu an. 33 vuruyorum, fazla değil. Kurtaracağım mı? O blok yapabiliyor. O da blok yapabiliyor. Harikasın. Harikasın. İnanılmaz. Blok yapabildi adam. Çok etkileyiciydi. Adam blok yapabilmesi pek hoş olmadı. Bir dakika düşüneyim. Kimi kurban edelim? Şimdi bunu mu oynasam? Dikenli kurbağayı mı oynasam? Bıyıklardan birini kurban mı etsem? 7-7'yi kurban ederim. Hayır, tane manam yok, pardon. Böyle yapacağız.
Evet arkadaşlar, adam bayağı güzel bir şekilde sağ kaldı. Adam bayağı güzel bir şekilde sağ kalmaya başardı. Yalnız şu an destesi 4 kart. Bir dakika, pardon. Bir dakika, komboya bakın. Arkadaşlar adamın destesi 4 karttı ya. Ben adamın destesinden 2 kart çıkmadım. Adamın destesi 1 kart kaldı şu an. E öldü. İntihar etti adam. Oha miyim. Öldü değil mi? Yanlış anlamadım. Şimdi anladım. Arkadaşlar bunu şöyle anlatayım olayı. Anlamış olabilirsiniz. Bizim 4 manalık eleman diyor ki level atladığım zaman rakibin destesinde sadece ne olduk? Bir şey 4 olduk. Bronz 4 mi olduk? Bir dakika, burada XP bonus yok. Ha, o değiştirmiyor. Yine unutuyorum ben onu ya. Özel olarak bir daha basmak gerekiyor değil mi? Dur, Bilge Over değil. Böyle basınca olmuyor işte. Demasya etkinleştir. Okay. Şimdi oldu. Evet arkadaşlar, şöyle açıklayayım. Evet. Şimdi bu kart arkadaşlar diyor ki rakibin destesinden bir kart çek. Fakat rakibe vurduysan iki kart çek. Şimdi bizim o sırada Maokai çalıştığı için arkadaşlar adamın destesi 4 kart kalmıştı. Sadece 4 tane şampiyon olmayan karttan ibaret destesi. Vurduktan sonra, yani Maokai level aldıktan sonra ben şu kart çekmeyi attığım için adamın destesinden 2 kart çektim. Adamın destesi zaten 4 karttı. Yani çekmek değil mi arkadaşlar? Bayağı adamın destesinden kartı çekiyorsunuz. Şimdi bu Hearthstone'da niye pek olan bir mekanik değil arkadaşlar? Benim hatırladığım kadarıyla bunu yapmanın tek yolu işte Lich King'in bir treasure kartıydı. Death Knight kartıydı. Neden? Çünkü arkadaşlar adamın o kart kazandığı kart olabilir ve siz onu aldığınız zaman adam yamuluyor. Fakat şimdi arkadaşlar Legends of Runeterra'da Legendary'den, şampiyonlardan birden fazla koyma hakkınız olduğu için adamdan kart çekmek o kadar inanılmaz bir olay değil. Fakat yine de adamdan eksik